Zenginler her zaman en lükse, en değerli olana ulaşma çabasına giren insanlar. Hayatlarını ve meraklarını buna yönlendiren bu insanlar ya çocukları üzerinde genetik değişiklikler yapabilseler ne olurdu? Stephen Hawking tüm dünyanın en değerli bilim insanlarından biriydi ve ölümünün ardından da özellikle son makaleleri ve geride bıraktığı araştırmalarla bilim dünyasının merkezinde olmayı başardı. Son olarak ise Hawking'in yazdığı en son akademik makalelerden bazıları kitap haline gelmeden önce nihayet paylaşıldı. Hawking'in bilime ve geleceğe yönelik açıklamaları ile araştırmaları her zaman için ilgi çekici olmuştur. Ve yine bizi distopik bir geleceğe sürükleyecek bazı konu başlıkları atmıştı. Hawking'e göre insanlığın sonunu getirecek olan da tam olarak genetik mühendisliğin ilerlemesi olacaktır. Yine Hawking'e göre insanlık bu yüzyıl içerisinde genetik mühendislikte oldukça ilerleyecek ve ortaya genetiğiyle oynanmış süper insanlar ortaya çıkacak. Aslında Hawking insanlar üzerinde genetik oynamalar yapmanın devletler tarafından yasaklanacağını düşünüyor. Ancak dünyanın zenginlerinin genetik mühendislikten faydalanma hırsından vazgeçmeyeceğini de belirtiyor. Kitaptan yayımlanan bölümlere göz atacak olursak, bir bölümünde Hawking, zenginlerin çocuklarının DNA'ları üzerinde yapacakları değişikliklerle oluşacak insanüstü ırk insanlığın sonunu getirecek. Bu yüzyılda insanların zeka ve saldırganlık gibi içgüdüleri değiştirmenin yolunu keşfedeceğinden eminim. Muhtemelen insanlar üzerinde genetik mühendisliği uygulamalarının yapılması karşıtı yasaları kabul edecekler. Ancak bazı insanlar hafıza, hastalıklara karşı dayanıklık ve ömür süresi gibi insani özellikleri geliştirme hırsına karşı koyamayacaklar. Bu tür insanlar ortaya çıktığında gelişmemiş insanlarla ilgili önemli siyasi sorunlar yaşayacaklar. Sıradan insanların soyu tükenecek ya da önemsiz hale gelecekler. Onlar yerine kendi kendilerini tasarlayan bir ırk olacaktır. İnsan ırkı kendilerini yeniden tasarlayabilirlerse muhtemelen yayılacaklar ve diğer gezegenlerle yıldızlarda kolonileşecekler diyordu. Hawking'in tüm tahminleri yaklaşık 6 yıl önce ortaya çıkarılan CRISPR-Cas9 teknolojisine dayanıyor. Bu teknoloji sayesinde DNA üzerinde değişiklikler yapılmaya başlanırken bilim insanları kötü genleri ayıklayabiliyorlar. Böylece kanser gibi kötücül DNA'ların yol açtığı hastalıklar tedavi edilebiliyor. CRISPR-Cas9 tekniği sayesinde insanlar vücudunun kimi engellerinin kaldırılabileceğini ve çeşitli ekstra özellikler eklenebileceğini belirten Hawking, geçtiğimiz yıllarda yapay zeka teknolojisinin kendi bilincine erişmesi durumunda Matrix benzeri bir insan kıyımına gelebileceğini vurgulamıştı. Genetik mühendisliğin yalnızca insanların genetik bozukluklarını ya da kalıtımsal hastalıklarını tedavi etmekle sınırlı kalmayacağını ve insanlığın mutlaka nihayeti ölümsüzlüğe varan bir genetik hayalini isteyeceğini de aslında hepimiz düşünüyoruz. Hawking de aynı şekilde düşünüyor olacak ki genetik mühendislik çalışmaları sonucunda sıradan insanlardan daha gelişmiş bir insan türünün yine insan eliyle üretileceğini ve bu türün zaman içerisinde sıradan insanı önemsiz kılarak yok olmasına sebep olacağını söylüyor. Hawking'in insanlığın sonuna dair distopik açıklamalarını daha önce de duymuştuk. Ancak kendi evrenimize müdahale ederek kendi sonumuzu getireceğimiz düşüncesi şimdiye kadar yapılan açıklamalar arasında en sarsıcı olanı diyebiliriz. Aslında bakılırsa insanların sürekli olarak teknolojiyi askeri yöne çekmesi ve silahlanmanın, yakıp yıkmanın teknolojisini oluşturmaları bile birbirine karşı olan korkuları ve her zaman güçlü olarak insanları kontrol altına almak istemeleridir. Aslında bu bile şu an için Hawking'in söylediğiyle örtüşmüyor mu sizce? Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.